Ateist bir müşteriye sipariş götürmek. Hayatımda yaşadığım en garip olaylardan ve en çok duygulandığım olaylardan bir tanesi. Hemen anlatıyorum size. Abi sipariş götürüyorum, getiriyorum. Bir tane ben huyumdur. Selamünaleyküm derim. Hani erkeksel hemen selamünaleyküm hocam falan siparişi veririm. Adama siparişi veriyorum. Selamünaleyküm diyorum. Bir selamımı almadı. Dedim herhalde dalgınlığına geldi. İkinci, merhaba diyor. İkinciye götürdüm. Yine merhaba dedi. Selamünaleyküm dedi. Merhaba dedi. Üçüncüye götürdüm. Artık ben dayanamadım dedim. Hocam dedim selam veriyoruz. Allah'a selam veriyoruz diye almıyor falan. Kardeş dedi ben dedim Müslüman değilim ateistim dedi. Tamam mı? İsmi de Muhammed. Muhammed diye ateist mi olur lan? Abi ben de tabii herkesin inancı. Saygı duymak zorundayız. Dükkana geldim ama ukalalık biraz benimki de. İşte restoran sahibine dedim ki ya dedim salataya bak dedim ateistmiş. Adda Muhammed falan filan. Niye öyle diyorsun Muhammed dedi. Olabilir falan filan. Ama restoranın sahibi, ismini vermeyeceğim restoranda sahibinin de, kızar çünkü. Bilgisayara gitti, not aldı. Müşterinin adını, telefon numarasını, her şeyi not aldı. Bir daha sipariş verirse belli ki bir şey yapacak. Abi aradan 2 gün geçti, adam tekrar sipariş verdi. Siparişi tam götüreceğim, patron dur dedi. Bir tane kitap koydu içine. Bu kitabı dedi, söyle müşteriye ver, patron gönderdi. Götürdüm dedim, hocam böyle böyle bu kitabı restoran sahibimiz gönderdi sizin için. Tamam, aldı adam kitabı. 2 gün sonra tekrar bir sipariş. Bu sefer adam bir kitap verdi ateist. Onu götürdüm abi. Kitaplar inceden böyle kalınlaşmaya başladı, tamam mı? Bayağı adam işte bizimki böyle İslam'ı savunan kitaplar gönderiyor. Öbürü ateizmi savunan kitaplar gönderiyor. Artık böyle inceden başladı, kalınlaşmaya başladı kitaplar. Ben bayağı kuryelikten çıktım, elçilik yapıyorum. Öyle söyleyeyim size. Abi aradan 3 ay geçti. Ben hep böyle kitap götürdüm, mektup götürdüm birbirleri arasında. Bak telefondan konuşmadılar. Hiç böyle WhatsApp'tan ıvır zıvır hiç böyle arayıp konuşmadılar. Sadece böyle kitap götürdüm, mektup götürdüm ikisinin arasında. Abi 3 ay geçti aradan. 3 ay sonra bu adam çıktı geldi restorana. Restoranla arasında da 3-4 kilometre mesafe var. Baya gelmiş adam. Restoranı buldu. Beni gördü. Merhaba dedi. Merhaba. Tövbe özür dilerim. Beni gördü. Selamünaleyküm dedi. Aleyküm selam abi dedim. Restoranın sahibi nerede dedi. Gösterdim. Restoranın sahibini gördü. Sanki restoranın sahibi adamı hani 40 yıldır ahbabıymış gibi hoş geldin kardeşim dedi. Böyle hani değişik bir hissiyat. Özel konuşabilir miyiz dedi restoran sahibine. Arka tarafa geçtiler. Abi odadan bir ağlama sesi geliyor arka odadan, dükkanın arkasından. Dedim ulan birbirlerine bir şey mi yapıyorlar? Abi bir çıktı adam. O Muhammed. Adam Müslüman olmuş. Kelime-i şehadet getirmiş. Müslüman olmuş. Tabii daha öncesinde Müslüman olmuş. Paylaşmaya gelmiş. Bana da sarıldı. Bizim restoran sahibi hüngür hüngür ağlıyor. Ben hüngür hüngür ağlıyorum. Çünkü değişik bir hissiyat.